Ya boş kaleye atamadım be kardeşim. Serdar abi, senin burada ne işin var? Kardeşim, kırk kere söyledik. Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi, şu hale bak ya. Ha. bizim bütün ekip her hafta buradayız. Beklersin. Vole'den herkese merhabalar. Yeni sezonun 2024-25 sezonun ilk resmi maçı Fenerbahçe Lugano karşısında çıktı ve aynı zamanda Jose Mourinho'nun da ilk resmi maçı oldu. Ve bizim de bu maçın özetini, haklarına sahip olma durumumuz var. Sizlerle birlikte maçı birlikte izleyelim. Mourinho neler yapıyor? Tabii ki özetini. neler yapmak istediği, takımdaki performanslar, oyuncular üzerine bir içerik çıkaralım istedik. Şimdi maç aksın bir yandan özet görüntüleri hem de onlar üzerinden biraz bahsedeyim. Şimdi öncelikle Ryan Kent'i sol kanatta Tadic'i de sağ kanatta kullandı hoca. Kent genelde çizgiye basan oyuncu olurken Tadic daha çok içeride konumlanan isim oldu. Bir kanadın çizgiye basmasını ve oyunu genişletmesini istiyor ki orada driblinglerle de çözüm üreten oyuncu istiyor. Çok işçi bir maç çıkarmadı Kent ama yine de neden Maksime'ni aldırdı, neden driblingçi oyuncu aldırdığını biraz buradan anlayabiliyoruz. Bu gol öncesinde Ceko'nun ayağının kayması biraz zeminle ilgili, zeminin sertliğiyle ilgili bir problem. Ama burada esas hata açıkçası Ceko'nun e, arkasındaki oyuncuya bu kafa vuruşunu vurdurması oldu. Ciku e, için kötü bir pozisyonda ama daha sezonun yeni açılması, maç ritminin oturması vesaire gibi durumlar bu tip hatalara sebep olabiliyor. Özellikle ilk 30 dakikada mesela Fred'in çok fazla pas hatası yapması da bu sebeplerden biriydi. Ama mesela orada golün hatasını yapan C Ciku burada çok iyi bir şekilde ön alan baskısı. Ve Şimanski de hareketli topa çok iyi bir şut attı. Gerçekten çok iyi bir şut. Direkten döndü. Şimdi burada durdurdum. Osayi Samuel için iyi bir maç değildi. Yani Kurunic, Kent, Osayi pek iyi bir maç çıkardı diyemem. Ama yine de bu topu taşıyabilme şeyi var yani Osayi'de o hız. Biraz sanki belki 1-2 kilo fazlası da olabilir gibi geldi. Bilmiyorum. Geçen seneye göre sanki biraz daha şey geldi. Onları da attıktan sonra maç ritmini bulduktan sonra bir de böyle kaslı, ebatlı, kütleli futbolcular için biraz daha maç ritmi de gerekiyor. Hani biz biraz zaman geçtikten sonra daha en iyi haline gelir diye düşünüyorum. Burada e, sürdükten sonra topu Tadic'e veriyor. Belki de bence bana göre maçın adamı Edin olarak söylenebilir tabii ki ettirik yaptığı için. Özellikle ikinci, üçüncü gol, gol vuruşları da çok temizdi. Ama bence maçı çeviren Lugano'dan öne geçen Lugano'dan maçı alıp da Fenerbahçe'ye getiren oyuncu Tadiç oldu. Bu pozisyondan hemen önce de topukla aynı yerden verdiği bir pasla Fred vurmuştu. Kaleci çıkarmıştı. Yine onun sakinliği, oradaki top tutma kabiliyeti geçen sene olduğu gibi Fenerbahçe'nin yeni sezonun ilk resmi maçına da kilidi kıran, dengeyi değiştiren olay oldu. Bence geçen senin de en underrated ve belki de en çok hakkı yenen oyuncusu Tadiç'ti. Böyle bir dönem Performansı düştü dediler. Bence takımın düşmüştü tad için değil de. Ee, ve biraz haksız eleştirilmişti. Bence geçen sene de ilk maçından son maçına kadar en istikrarlı götüren ve en istikrarlı katkıyı veren oyuncu Fenerbahçe'de bence Tadiç'ti. Çok iyi bir performanstı. Bu seneye de o şekilde başlıyor. Ve burada tabii ki rakibin çok büyük hatası ama o tehdidi bir önceki pozisyondan o topuk basıyla yarattığı için Adam uçarak geliyor. Yani bu adam bir şey yapacak belli diye panik yaratıyor ve e, kendisi çok sakin kaldığı için de bu penaltıyı aldı. Ceko penaltıyı çok iyi kullanamadı ama sonraki bitirecekleri iyi. Buradaki taraftarın biraz e, artık Temmuz ayından daha bu psikolojiye girmemesi Fenerbahçe taraftarının çok önemli. Yani anlaşıldır tabii ki 10 küsür yıldır şampiyon olamamak Fenerbahçe tarihinde böyle bir dönem e, yok ve o dönemi yaşayan taraftarın da bu psikolojide olması anlaşılır ama bu işleri daha zora sokuyor taraftar nezdinde diyorum. Daha sakin kalmak, daha kafayı sahanın içinde tutmak Fenerbahçe için daha doğru bir çözüm diye düşünüyorum. Ceko'nun golüyle beraberlik geldi. İlk yarının sonunda bu golün gelmesi de çok değerli. Devreye 1-0 mağlup gitmek yerine 1-1 berabere gitmek çok çok değerliydi. Hoca kötü performansları hemen 45'te değişiklikle cezalandırmadı. Devam etti yani Kulunic'le, ee, şeyle. Yine Osay Samuel getiriyor bakın. Savunmada problemler yaşatmış olmasına rağmen iki golde de topu getiren Osay yine e, oradaki topu tutan, bekleyen Ceko'yu uzun süre sakin kalan ve en doğru anda pası veren yine Tadic. Yani burada topu aldığında Ceko'nun kadraja girmesi falan çok zaman aslında ama o kadar iyi bir top tutucu ki penaltıyı da aldığı için bu kez de hiç giremiyorlar. Yani ilk orada penaltıda atlayan adamlar bu kez de topta işte hiç bekliyorlar. 20 metre geriden adam, gelen adamı asist yapıyor bu sayede. Ee, yine net bir ustalık. O sayenin yine çok geç geldiğini görüyoruz bu pozisyonda. İşte o ritmi bulamamak. Ama burada bence en önemlisi biraz geri gidelim. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Burada Ciku Çağlar ikilisi. Bakın Kurunis stoperlerden bile tam 31 numaralı oyuncuyu şey yapıyor ama artık çık. Yani çok geride, çok reaktif bir savunma yapıyor Kurunç. Yani çok geride kalıyor ve biraz e, bu açıkçası bu savunmayı son dönemde çok görüyorum. Veteran ve akıllı futbolcular, kurnaz futbolcular, büyük liglerden gelen futbolcular biraz bizi de saf yerine koyuyor Türk futbol severini. Çok kaçak güreşiyor. Çok kaçak güreşince yani niye geride kalıyor? Çünkü çalım yemiyorsun geride kaldığın zaman. Aynısını Beşiktaş'taki Masuaku da çok yapıyor. Bütün ortalara izin veriyor Masuhaku. Hiç de çalım yemiyor. Niye? Çünkü hep adamlara 5 metre uzak duruyor. Adamlar da çok kolay orta kesiyor. Burada da Kurunç mesela çık. Risk al çık. Çalım atabilir oyuncu. Atabilirse o kadar ekstra yetenekliyse yine gol yiyebilirsin. Yani çalım yedi olur Kurunç. Bu pozisyonun 1-2 dakika öncesinde de Kurunç çalım yedi bir pozisyon olmuştu. Devamında da ee, o şey oldu. Pozisyon oldu. Ee, bu, bu kez de geride bekledi ama geride beklemek de o şutu bloklayamamaya izin, şey yapıyor, sebep oluyor. Ee, neyse ki hemen ardından, 2-2'nin iki, hemen ardından yine ilk yarının sonunda bulmak gibi 2-2'nin iki, hemen ardından gol bulabiliyor olmak büyük bir avantaj. Burada da e, rakip savunmanın büyük bir hatası var. Yani yine de Lugano'nun birinci ve 3. gollerin yediği 1. ve 3. golde bireysel hataları yapan taraf olması. E, ama Fenerbahçe için bir şans ama tabii işte Tadic gibi, Ceko gibi o hataları da değerlendirecek tecrübeye, sakinliğe sahip oyunculara da e, sahip olmak lazım. E, o da Fenerbahçe için bir şans. Yani e, Lugano'nun hatası bir şans ama o oyunculara sahip olmazsan o şansları değerlendiremediğin de olabiliyor. Tadic ve Ceko bunları değerlendirdi. Mourinho çok hırslıydı. Hem Ferdi'nin goldeki sevincini birazdan görürüz hem burada İrfan'la da kutluyor onu. Yani Mourinho'nun herhangi bir şov yapmasına gerek yok yani. O hırsı yani onu gerçekten yaşıyor adam. Ve durdurayım bir şey söyleyeceğim. Böyle sağ kenarında böyle bir adam varken bugün bu yedek kulübesinde ve bu sahada olmayan önemli isimlerin kendisine sorması lazım. Mesela Cengiz Ünder'in, Emre Mor'un bunlar gerçekten çok yetenekli ve özel oyuncular. Ve fakat yedek kulübesinde bile değiller. Şu soruyu sormaları lazım kendilerine. Jose Mourinho benim takımımı çalıştırıyor. 21. yüzyılın en marjinal 3-4 teknik direktöründen biri işte Guardiola, Ancelotti'lerle birlikte en popüler teknik direktörlerinden bir tanesi. O geliyor Fenerbahçe'ye. Benim teknik direktörüm oluyor ve ben yine de o adamın gözüne giremiyorum. Diğer birçok oyuncudan, diğer birçok Fenerbahçeli rakibimden, takım arkadaşım olan rakiplerimden daha yetenekli, daha iyi futbolcu olmama rağmen burada yedek kulübesine bile giremiyorum. Daha kimin gelmesi lazım sizin kendinizi göstermeniz için? Antrenmanda %100'ünüzle oynamanız için ve kenti kesebilmeniz için gözden çıkarılmış kente forma vermemek için daha kimin gelmesi gerekiyor? Yani atıyorum Maradona'nın mezardan kalkıp mı gelmesi lazım motive olmanız için yani daha ki Maradona birçok şeyi futbolcu Mourinho kadar motive etmeyebilir yani. Mourinho'ya motive olmuyorsan kime motive olacaksın futbola geri dönmek için? Bir şeyler göstermek için. onu bir sorgulaması lazım Cengiz'in Emre Mor'un falan kendisine. Yani bu kente ilk 11'i verip kendilerinin kadroda olmaması gerçekten düşündürücü. Mourinho için de bence bir o kadar doğru. Ee, ben Mourinho'yum, koskoca Mourinho'yum. Ben geliyorum. Burada antrenmanda verene, performans verene ben de formayı vereceğim diyor. Yeni gelecek olanlara da bir güzel bir ön gösterim. Altyapıdan gelecek olan gençlere de güzel bir ön gösterim. Veya veteran tecrübelilere de güzel bir ön gösterim. Ben bak Cengiz'i sildim attım seni de silebilirim, atabilirim anlamında. Hani çalışan, mücadele eden ve isteyen oyuncuyu öne çıkarabilecek bir durum. O açıdan da iyi bir durum bence. Ferdi e, milli takımdan döndüğü gibi açılış yapıyor. Çok güzel bir gol vuruşu. Klasikleşmiş aslında bir Ferdi yani. içeri kat et gol vuruşu. E, Ferdi için çok güzel bir gol. Ve yine Mourinho'nun ne kadar hırslı sevindiğini görüyoruz. ilk resmi maçından. Bu da tabii ki güzel ama Mourinho hep böyle yani. Her takımında müthiş bir hırsla bunu yapıyor. Son dakikalar uzatma. Bunu da yemek kötüydü. Yani tamam ilk yarının sonunda atmak çok iyiydi. 1-0 gitmek yerine 1-1'e gitmek bir Fenerbahçe için çok güzel oldu. Ama bunu da yemek de kötü oldu. Yani iki avaraj, iki farkla gitmek iç saha maçını çok daha eğlenceli bir hale getirebilir. Tek fark yine de bir ciddiyet gerektirir yani. Yine iç sahada Lugano'ya karşı Fenerbahçe çok büyük favori tabii ki de yine de son dakikalarda bu şekilde çıkmamak lazım. Mert'in çok da güzel bir Euro 2024 geçirdi. Hollanda maçında Gakpo'nun kendisine yaptığı hareket bence %100 faal. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Ama yine de Gakpo kendisine o faal yapmadan önce orada aktif, daha e, atik olup kornere atması gerekiyordu o topu. İyi bir turnuvanın son maçında bence orada bir daha uyanık, daha atik olması gereksinimiyle ilgili bir sinyal vardı Mert'e. Burada da yani çıkarken top kaybı, bak rakip de çıkarken top kaybetti. Üçüncü golü attın. Sen de çıkarken o top kaybını yapmamak çok önemli. Aynı rakibin yaptığı gibi bu kez Mert çıkarken basit bir hata yaptı ve gol oldu. Maçtan sonra Livakovic'in eleştirildiğini gördüm ama yani Livakovic'e gelene kadar Kent daha kötü bir performans sergiledi. Osay Samuel daha iyi olabilir. İlk iki golde topu o getirmiş olmasına rağmen. Biraz e, pozisyonlar dönüşlerde falan problem oldu. Biraz pozisyon hataları olabildi. Ama biraz daha e, haftalar geçtikçe toparlayacağını düşünüyorum. E, onun dışında Kroenç yine iyi bir performans sergilemişti. Bu oyuncular varken Livakovic'e bir şey denmesi yani ilk iki gol çıkarılabilecek pozisyonlar değil bir kere. Üçüncü gol belki kurtarılabilir bir şey ama o da yani nasıl yersin denebilecek bir gol de değil üçüncü gol de. O yüzden kaleci eleştirisi için doğru bir maç olduğunu düşünmüyorum. Ama başka eleştirilebilecek oyuncular vardı tabii. Kuru'nun için daha iyi olması gerekir. Kent'in, Osai'nin güçlenmesi gerekir. Bu pozisyon mesela bu kadar karambol olmaması lazım öncesinde de yani. Mert'ten önce de. Ama ee, iyi performanslarda zaten hazırlık maçlarının hepsinde. Ceko çok iyiydi. Tadic çok iyiydi bunlar. Geçen senenin de yıldızları. Fred için kötü bir maç başlangıcı olmasına rağmen ilk 20-30 dakika. Yine de Fred Senjulas maçında da öyleydi mesela. ilk 20 dakika o kadar iyi başlamamıştı. Sonra müthiş oynamıştı. Bu maçta hani sonradan müthiş oynamadı ama ilk 20-30 dakika kötü başlamasına rağmen sonradan hiç etkilenmedi ondan ve tıkır tıkır çevirdi. O açıdan iyi bir oyuncu Fred. Yani kafada bozmuyor. işler kötü giderse bile e, demoralize olmuyor. İyi toparlandı o da ve ikinci yarıda özellikle o kaliteyi ortaya koyarak Mourinho da ikinci yarıdaki hamleleriyle ilk yarıdaki oyuna göre ikinci yarıdaki oyunu daha net çıkarabildi. Ve 4-3'lük iyi bir galibiyet. Yani Lugano evet kalite olarak noksan ama geçen seneki Beşiktaş maçlarından da hatırlıyoruz. Daha zayıf bir takım olmasına rağmen sezonu daha erken açmış, ilk lig maçına çıkmış bir takım olarak daha hazır. Daha hazır bir takıma karşı 4 gollü bir galibiyet alınması pozitif. İşte duran basit gol yemek, çıkarken top kaybı, duran toptan gol yemek Mourinho'nun da söylediği gibi düzeltilmesi gereken konular diye düşünüyorum. Maçla ilgili görüntülerde yok ama özellikle son olarak söyleyeceğim de şu. Genelde problem şuradan çıktı. Hull maçında da bu problem vardı. Fred ne zaman kendi yaralı bu alan Fenerbahçe alan olsun. Fred ne zaman şu bölgelere geldi topu çıkarmak istediğinde Manchester United'ta da bir dönem 6 numara oynamışlığı var. Orada da United taraftarının 6 numara performansını eleştirdiğini hatırlıyoruz. Çıkarken basit top kayıpları nedeniyle. Bu maçta da Kurunic kendisini çok böyle stoper gibi geri attığı için 6 numaradan top çıkarmak biraz Fred'e kaldı. Ve Fred yine United döneminde olduğu gibi o topları çıkarırken basit hatalar yaptı. Özellikle ilk yarım saat. Bu Hull City maçında Mert Hakan yandaşında başına geldi. Mert Hakan da daha Sivas döneminden beri rakip yara alanda dikine işleri pastır, driblingtir, şuttur oldukça iyi yapan bir oyuncu. Fakat kendi yarı alanına top aldığında Vitor Pereira dönemi öyle Belçika takımına karşı da sanırım öyle bir hatasından bir gol ya da büyük bir pozisyon olmuştu diye hatırlıyorum. Ee, Hull City maçında da mesela müthiş bir gol attı orta sahadan. Ama buradan sırtı dönük top alırken kaptırdı ve gol yenildi. Hem Mert Hakan hem Fred kendi yarı alanından top çıkarma becerisi pek iyi olan oyuncular değil. Onların daha böyle 8-10 gibi öne doğru takımı taşıyacak oyuncular olması lazım. Ve 6 numara pozisyonunun çok daha güvenilir, çok daha az risk alan ve çok daha az top kaybıyla oynayacak ee, bir ayak olması gerekiyor diye düşünüyorum. Oraya zaten yeni bir takviye de bekleniyor Fenerbahçe'de. İsmail de o konuda Mourinho ile birlikte daha da gelişebilir. Önemli bir gelişim gösterdi zaten son 2 senede. Orada da bir e, gelişim olur diye düşünüyorum. İlk maçtan e, bunları söyleyebiliriz. E, sezonun ilk maçı 4-3 güzel bir sonuçta ee, bitmiş oldu temsilcimiz için umarız e, tüm Avrupa maçlarımız da bu şekilde devam eder diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ya boş kaleye atamadım be kardeşim. Serdar abi, senin burada ne işin var? Kardeşim, 40 kere söyledik. Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi şu hale bak ya, şu hale bak ya. Bizim bütün ekip her hafta buradayız. Beklersin.